gol. Getiriz Mahmut çeker. Mahmut burada mı? He then later worked as an article clerk in a law firm. Which served in the court of law. He was then sentenced to life in prison. President of the country. Mandela was not born here, but he was born. He was born in a tiny village called Mbezo in the Eastern Cave. Bezoende isimli Eastern Cave'de yer alan ufak bir evde, ufak bir köyde doğdu. He was born on the 18th of July 1918. 18 Temmuz 1918 yılında doğdu. Nelson Mandela's father was a chief. Pasteci çalışıyor. Tek sol tarafta görmüş olduğunuz mektup parçası da 1976 yılındaki Sovyet ayaklanmasına tepki olarak yazılmış bir mektubu görüyoruz. Where they used to bury the children's umbilical cords. Buraya çocukların göbek bağlarını gömüyorlar genellikle. So the tree is very important to the Mandela family. Bu ağacın Mandela ailesi için de önemi büyük. They actually believe that their ancestors are here. Atalarının burada olduğuna inanıyorlar. Özellikle bu taraftan saldırıyor, bu taraftan ateş ediyordu eve. So in the wall you see the bullet holes. Duvarlar. Bu odaya girebiliriz hepimiz. This was a sitting room, but later turned into the children's bedroom. Then over here we're having Mama Winnie and Nelson Mandela's belongings. Winnie'nin ve Nelson Mandela'nın eşyalarını gördük. We're having the military boots. These two pairs. To the living room, the kitchen. Şurası da mutfaktı, odanın arka kısmı. Then over there, that was the shower room. Orada da banyo bulunuyor. Sormak isterseniz ya da bilgi edinmek isterseniz. I'll be waiting outside for you guys. So you can take pictures as much as you can and enjoy it. Turistler burayı çok fazla ziyaret ediyor. Çünkü Güney Afrika'nın kahramanı Nelson Mandela'yı yakından tanımak istiyorlar. Çok değişik ülkelerden geliyorlar. Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika'dan insanlar gelerek Nelson Mandela'nın tarihine tanıklık etmek istiyor. Ben ona kahraman diyorum. Turizm ülkenin gelişimine katkı sunan en önemli endüstrisidir. Turizm ekonomimiz için çok önemlidir.